dediklerim olmuyor. Böyle bir Ha, yöntem. ters Ama Emre yapıyorsun. beni şaşırttı yani. İzledim. Duygusal olarak Hırvatistan'a nasıl bir bağlılık, yakınlık İşte varsa abi, o herhalde zayıf olandan yana olma psikolojisi olabilir biraz bu maçta. sanmıyorum. Yani şu Arjantin milli takımına baktığında böyle çok üst düzey oyuncu şey dışında var mı yani? Messi dışında Yok iki kimi zaten. sayarsın? Parades mi diyeceksin? Yani Otamendi hani dersin belki ama yani o da Messi'yi aldığın zaman zaten Paraguay'dan, Bolivya'dan bir farkı o kadar da değil ama kalmıyor biraz bence Arjantin'in. Bolivya'da iyi ya, Paraguay iyi takım. Biraz Ekvador, Yani işte Şili, o seviyeler daha çok. Valencia var orada Hayır, şimdi. var işte ama Arjantin de o kadar kötü değil. Ya Hırvatistan orta sahası çok net mesela, daha iyi. Messi faktörünü dışarı koyduğunda yani Evet. Modric, Daha böyle Brozovic. disiplini, daha takımlar yani. Tabii Kesinlikle. hani Daha oyun disiplinini oynuyorlar. şöyle, bunu, Ben de yapayım bunu tar tahminimi. bunu tart İçimden Hırvatistan geçiyor benim. bunu, Sanki bunu tartışıyorlar. turu onlar geçecek. Hırvatların penaltıya götürme odaklı futbolunu Onur artık Yıldız, buradan kim size alıyorlar? alkışlarımızı gönderiyoruz tahminlerinizden dolayı. Peki. Peki o zaman bir de haber gönder bize Sercan. Bu Fas olayı nedir? Şimdi bir yırtık var kasında, arka adalesinde Saysın ama oynamak istiyor. Beşiktaş yedek sağlık heyeti de diyor ki oynamasın diyor. Nedir durum? Oynayacak mı, oynamayacak mı? Nasıl bir diyalog geçti? Saat 16-16.30 sularında bizim gerçekleştirdiğimiz bir haber bu. Beşiktaş teknik heyeti ve sağlık heyeti görüştüler kendi aralarında. Daha sonrasında gelen bir MR sonucu da gönderildi Fas milli takımından Beşiktaş'a. O MR görüntülendi. Sağlık heyeti kendi arasında konuştu. Hem Fas doktorlarına hem de Saysa Fransa maçında oynamaması gerektiğini, oynaması durumunda bu sakatlığın daha da büyüyeceği bilgisi geçildi. Bunun üzerine nasıl davranılır bilmiyorum. Yani ben biraz bunun doğru yanlış durumunu çok fazla doğru yanlış durumu çok fazla böyle bulunamayacak gibi. Kendi milli takımımızda bir oyuncu olsa, örnek veriyorum, başka bir işte kendi kulübü sakatken böyle bir durumda yarı finalde bizim milli takımımıza böyle bir şey söylese nasıl karşılarım? Garip karşılarım. Ama şimdi Beşiktaş'ın penceresinden baktığımız zaman oynaması durumunda gerçekten sakatlığı, o yırtık şu an grade 1. O yırtık daha da büyüyebilir. Büyürse yani 4-6 haftaya kadar tekabül edecek bir sakatlıktan bahsedebiliyoruz. Şimdilik bu kadar bir durum yok. Vahim bir durum yok. İlk lig mücadelesine yetiştirilme amacı içerisinde. İlk lig mücadelesine yetişmezse bile ikincisine kesin yetişeceği yorumu yapılıyor. Kulüp içinde konuşulan da bu. Biraz yani Saysın yarınki Sercan, durumuna bakılacak. Şu an itibariyle dinliyorum. Sercan, Valencia'da benzer bir durum oldu 3. maç öncesi. Evet. Ki o grup maçıydı yani, öyle düşün. Çıktı, oynadı. Saysın'da oynama ihtimali varsa, adam hayatının en önemli seviyesinde oynayabilecekse çıkar oynar gibime geliyor benim Ya açıkçası. ben de Ya oynar tabii ki bir şayet ülke Sercan. için. Nevzat abi söyle. Ha, pardon. Ben de hani böyle şayet böyle bir yazı gönderildiyse ne bu yazı hocaya ulaştırılır ne de oyuncuya. Yani kimsenin haberi olmaz. Yok, Yani yazı değil, şey, ya yarın telefon. Telefonla tavsiyede bulunulur. yarın Dünya Kupası'nda yarı final oynayacak. Yani Milyarlar o izleyecek. farklı bir boyutta. Yani konsantrasyonu bozacak bir şey yapmazlar diye tahmin ediyorum. Zaten bildiğim kadarıyla Sercan çeyrek final maçında da sakatmış. Tek ayakla oynadım diye bir röportajı var, açıklaması var. Sakat sakat 52 dakika mı dayandı? 52 dakika dayandı. Yarı final maçında yine sakat sakat muhtemelen Ha, bu çıkar. arada Beşiktaş hakkını alsın. Beşiktaş tabii ki burada eğer bir mağduriyet varsa Beşiktaş adına söylüyoruz ve hakkını alsın ama oyuncuya da neden oynuyorsun deme şeyimiz yok bizim, Tabii. hakkımız yok yani. Böyle bir Evet. ortamda yok. Zaten Şenol Güneş'le Ya Başkan hangi Ahmet Nur pencereden Çebi baktığımıza görüntülü bağlı biraz. arayıp Nevzat abi doğru konuşmuştu. söylüyor. Başarılar dilemişti değil mi? Hani Saysa bayağı bir destek veriyor şu anda takım, Evet. teknik heyet, yönetim. Yo, hiçbir destek anlamında hiç problem yok. Gelinen noktada sakatlığı çok büyük olmadığı için sağlık heyetinin sadece oynaması durumunda. Tabii teknik heyetinde Şenol Hoca'nın da olabilir Sercan, ki Okan vardır Buruk konuşuyormuş. Döneceğim şimdi sana. Hemen Okan Buruk'a gidelim. Evet, en son Sercan bize durumu anlatıyordu. Bir kere daha bir toparlayalım mı Sercan Dikme? Nedir Saïss olayı? Şu an sakatlığının boyutu grade 1. Yani 2 haftaya tekabül edecek bir durum. Çok fazla bir sıkıntı yok ama oynaması durumunda bu sakatlığın, bu yırtığın daha da büyüme, kısmi yırtık olan durumun daha da büyüme, daha da yırtılma ihtimali var adalesindeki o problemin. Beşiktaş
sağlık heyeti hem Sais'la hem Fas milli takım doktorlarıyla konuştu. Bu sakatlığın bu düzeyde oynaması durumunda daha da büyüyeceğini ve oynamaması gerektiğini söyledi. Bundan sonra top tamamen Sais'te ve milli takımda. Değerlendirme kısmına geçecek olursak, yani ben aslında oynarsa kızamam. Yani doğru, ama Beşiktaş penceresinden de baktığımız zaman oynamamasını istemeleri gayet normal. Ama aynı durum bizim milli takımımızda olsa, bizim milli takımımız yarı finalde olsa, finale çıkacak son 90 dakika oynasa ve bir oyuncumuza sakatken en önemli oyuncumuz, kaptanımız, kendi takımı dese ki hayır oynamayacaksın, hadi oradan deriz herhalde, dinlemeyiz. Evet. O yüzden hadi oradan çok kibar bir tepki olur. Tabii yani milli tam finale çıkacakken durum bu tam. Şu an yani Faslılar hadi oradan mı dediler Beşiktaşlara Sercan? Ama ya yırtık varsa... Dememişlerdir ama iç dünyalarında bunu diyorlardır. Evet. Yani sonuçta bunu, bu kararı, en sağlıklı kararı yani yetkililerden ziyade oyuncu verir. Yani bir tarafta tamam milli duygular, tarihi başarı. Yani bir ilk defa bir Afrika takımı yarı finalde. Bütün dünya, işte diğer milletler Fas etrafında birleşmiş yani. Böyle de sempati uyandırmış. Ama diğer tarafta da para kazandığı yer. Ya burada Sercan'ın dediği gibi eğer birinci derecede bir yırtık varsa herhalde o bilinçtedir. Yani oynaması durumunda futbol hayatı belki de tehlikeye girecek. Yani bunu idrak edemeyecek düzeydeyse zaten bir zahmet Beşiktaş'ta oynamasın. Ya bu çok zor bir psikoloji bence oyuncu açısından. Yani milli takım mı, kulüp takım mı seçimi değil bu. Ya yanlış olarak 40 yılda da bir gelen bir şans. Yani evet. 40 yılda gelen bir muhtemelen şans. Muhtemelen sadece Fas'ta değil, bütün Kuzey Afrika, Orta Doğu'da bu adamların kahraman olacaklar. Sonuçta prim meselesi yani. De primden herkes faydalanır. Öyle bir sıkıntı da yok yani yalandan. Beşiktaş'a kazandırmayı devam ediyor değil mi bu arada? Tabii. Devam ettikçe turnuvada. Gün başı 20 bin dolar. Finale, sakatlanırsa ayrıca. İyi para. Finale orada, çıkarsa 6 gün daha. Onun hesabını yaptım ben biraz detaylı şekilde, söyleyeyim mi? Onu da mı yaptın? Peki söyle. Tabii hemen açıyorum. Tam rakamları vereyim diye. Bu arada Beşiktaş'ta 8 futbolcu var Dünya Kupası'nda olan ve para kazandıran. Kurallar gereği normalde 2 yıl olarak biliniyor. Bazı haberlerde böyle yapıldı ama 3 yıllık süreçte. Hmm. Son 3 yılda Beşiktaş'ta veya herhangi bir takımda oynayan bir oyuncu milli takıma gider. Oradaki geçirdiği gün sayısı üzerinden yapılıyor. Sais, Vegors, Vidati, Ballerin, Enkudu, Mişi Batshuayi ve Abubakar'dan da Beşiktaş para kazanıyor. Toplamda bu futbolcuların tamamından şimdilik 607 bin dolar para kazanmış durumda Beşiktaş. 607 bin dolar. 607 bin dolar. Bu arada şimdi sıcak da bir haber var. Portekiz basını Abola gazetesi Jorge Jesus'la ilgili bir haber yazmış. 4 aday var işte içlerinde Mourinho'nun da olduğu ve Jorge Jesus'u da eklemişler. Hocamızı rahat bırakın.